bundan daha iyi. Tamam, ikiniz de rahatlayın. İkinizi de atmayacağım. Henüz değil. Bundan tabii ki asla şüphe duymamıştım. Artık bizim gibilerini üretmiyorlar. Yazık. Görüyor musunuz? Bilerek yaptım, dokunmadı. Geldi kucağıma atladı. Şu anda öbür elimi şey yapıyor. Oğlum uyuyor diye, canı sıkılmasın diye televizyonu açtım bunu. Yine aynısını yapıyor. Yüz vermiyorum diye. Bakın, görüyor musunuz? Oğlum sevmeye çalışıyor. Bu küçük, o küçük. Bir seveyim derken kaçıyor. Kaçınca bu sefer bu oğlum da morali bozuluyor. İşte o ödül mamasında falan biraz ben şey yapıyorum. Onu yaklaştırmaya çalışıyorum. Ya da beni sevdiği zaman yanına geliyorum. Çok seviyor ama bizimkisi ufaklık daha alışamadı onu sevmesine. Oğlum ona çıngırak aldı, böyle yürüyen çıngıraklardan ki hani oynasınlar diye. Abi biraz dişler de giriyor. Hem yalıyor, hem ısırmaya çalışıyor. Yalamaya şöyle bir çekeyim. Yalaması da güzel. Yakalamaya çalışıyor. Şimdi yalıyor. Yalnızca şarkı söylemeyi seviyorum. Amak, yapma lütfen. Ha, böyle yapmayayım mı? Yerden mi yüksek sese söyleyeyim yani? Ha, yüksek sese şarkı söylerim ben. Yüksek ses güzel. Kuyruğu ağzıma girecek. Yalıyor. Bayağı özlemiş beni. Ev işi biter mi? Bir şey kalalım kuyruğum. Elimin kızarıklığını gördünüz mü? Dişlere bak. Dişlerini görüyor musunuz? Dişlerine bak. Bayağı bir dişi doğmuş elinde. Sevme tersi. Ha bak, şimdi oyuncağının kablosu. Böyle bir oyuncağı var oğlum, oynuyor. Evin içinde. Ah. Sırf bunlar. Ha, bundan kaçtı, korktu. Şimdi daha var diye gelsin oynasın diye. Benim oğlum kırmızıyı çok seviyor diye aldı. Saç tokası vardı. Nerede o saç tokası? Bildiğiniz saç tokası. Kız çocuklar için kullanılan herhalde. Şöyle bir şey. Bunu görünce deliriyor. Bakın. Yapabileceğimin en iyisi bu. Ve şey, coşkusunu tamamen kaybetsin istemedim. Üstelik orada şarkı söylerken kimseyi rahatsız etmezler. İp bağlamak istiyorum da
boyuna falan dolanır diye. Öyle iyi. Yumuşak saç dokularımdan.